bizdeki öncelik ilk önce düzen, temizlik, samimiyet. Çok iyi bir aileyiz, çok iyi bir ekibiz. Para kazanmak için değil de burada bizim için müşterinin güveni daha önemli. Her anlamda profesyonellik var yani bu kuaförde. Tavsiye ediyorum. İsmim Ali Yılmaz. Mesleğe 1997 yılında Küçük Yalı'da başladım. 2002 yılından beri Maltepe'de merkez salonumuz vardı. Sonra Küçük Yalı'yı açtık. 17 yıldır buradayız. Hizmet vermekteyiz. 11 yaşından beri bu meslekteyim. Hayalimde hep kuaför olmak vardı. Bayan kuaförü olmak vardı. Hayalimi gerçekleştirdiğimi düşünüyorum. O günden bugüne birçok eğitimlere, yurt içi, yurt dışı birçok eğitimlere katılarak bugünlere geldik. Eğitimlerimiz daha çok firma üzerinden, tamamen uygulamalı, görsel, tamamen anlatımlı. Kuaförlük okulunu bitirdim bu arada yıllar önce. 3 sene boyunca gitmiştik kuaförlük okuluna. Zen ismini nereden koyduk? Zen ismi Japonca'da kadın demek. Kısa, öz bir isim. Bizim aile müşterimiz var. Aile müşterimiz bay bayan olduğumuz için bir müşteri bir anda 4 müşteri olabiliyor. Çünkü eş, çocuk, anne tamamen ferah, temiz bir ortam, güzel bir ortam. Ekibimiz çok uzun yıllardır bizimle birlikte. 17 yıllık olan da var, 10 yıllık olan da var ekibimiz içinde. Artık bir aile gibi olduğumuz için müşteriler de bizi çok sevdikleri için bu şekilde devamlılığı sağlıyoruz. Erkek kardeşim, erkek kuaförü. Bu ortamla birlikte zaten 19 yıldır birlikteyiz. Ben emekli deniz subayıyım. Ali benim çocukluk arkadaşım. Biz bir mahalle kültüründe büyüdük. Çok keyifli bir ortamımız vardı. Aradan yıllar geçti. Ali de bu mesleği edindi kendisine. Ben de uzun yıllardır Ali'yi de tanımış olmanın verdiği rahatlıkla Zen'e gelip gidiyorum. Çok keyifli zamanlarımız oluyor. İyi bir ortam, sessiz, sakin, güvenilir bir ortam. Kendinizi rahat hissedebileceğiniz bir ortam. Tabii geçmişten gelen anıları da burada yeniden yad ediyoruz. 36 senedir bu mesleği yapıyorum. Maniküristim. Mesleğimi çok severek yapıyorum. 2 senedir bu salondayım. Ali Bey ile çalışıyorum. Tavsiye üzerine geldim. Ali Bey çok iyi bir insan. İşinde çok iyi, mesleğinde. Tanınmış bir insan zaten. Ekip çalışması var bizde. Hijyenik olarak öncelikle o, hijyenik bakıyorlar. Güler yüzü olmamıza, güzel servis vermemize. Memnun kalıyorlar, geliyorlar. 5 yıldır Zen kuaföre geliyorum. İlk aslında burayla tanışmam bir tavsiye üzerine oldu. Ve iyi ki de gelmişim. Çok memnunum. Beni hiç mutsuz çıkarmadı buradan, en önemlisi. İstediğim saç modelini her zaman yaptı. Tıraş olmanın haricinde bizi güzel de ağırlıyorlar. Hatta ben bir dönem sosyal tesislerde çalışmış olmama rağmen gene gelip tıraşımı Ali'de oluyordum. Bu anlamda hem Ali'nin işletmedeki profesyonelliği hem de saç kesimindeki ustalığı nedeniyle burayı tercih ettim. Hala gelmeye devam ediyorum emekli olmama rağmen. Devamlı araştırmadayız. Grup çalışması yaparak çalışıyoruz. Yeni saçlı modellerine bakıyoruz. Neler yapabiliriz? Nelerde iyi olabiliriz? Neyde eksiğimiz var? Onları bulmaya çalışıyoruz. Temizliğimizi ve düzenimizi bildikleri için o yüzden müşteri bizi takip ediyor her zaman. Bize bir tek Maltepe'den değil, Ataşehir, Suadiye, her yerden müşteri geliyor. Müşteri kitlemiz biraz daha geniş bir ağa sahip. Bizim en büyük özelliğimiz şu anda Türkiye ortalamasında en büyük firmalarla çalışmamız. Kaliteli ürün, kaliteli servis, iyi hizmet, iyi sonuç. Hiçbir şekilde 17 yıldır salonda en ufak bir sorun yaşamadan bugünlere geldik ekibimizle birlikte. Tabii ki burada önemli olan ekibinizin ne kadar iyi olduğu ve salona neler katabildiği. Bizim ekibimiz o yüzden çok tecrübeli, çok iyi bir ekibe sahibiz. Şu anda 9 kişiyiz. Çalışma arkadaşınız çok önemli çünkü tamamen sabah 8, akşam 8 onunla birliktesiniz. Tamamen bir aile ortamı düşünün. Ailenizden çok burayı görüyorsunuz. O yüzden de ister istemez iş arkadaşınız, yani biz hiçbir zaman personelimiz veyahut da elemanımız demedik. Çalışma arkadaşımız, ekip arkadaşımız, yani daha doğrusu salon sahibi. Yani bizim için önemli olan onlar yani. 20 senedir bu işi yapıyorum. Zen Kuaför'de 8 senedir çalışıyorum. Burası 3. uzun vadeli yerim. Şöyle söyleyeyim, ilk defa gazete ilanından bularak girdim. Hatta komik bir anı da budur. Sonra Murat Bey'le görüşmeye gelmiştim. 2 gün sonra telefon geldi, başlayabileceğini söylediler. O gündür bugündür devam ediyorum, çok mutluyum. Bir aile ortamındayız, hem dışarıda hem içeride. Dışarıda da aktiviteler yapıyoruz aynı zamanda ekipçe.
Güzel vakitler geçiriyoruz. Beraber organizasyonlar yapıyoruz. Ali Bey benim için bir patrondan ziyade bir arkadaş, bir dost. Bazı konularda bana çok yardımcı oldu. Hem maddi hem manevi konularda çok destekçi oldu. Bazı sıkıntılı dönemlerden geçtim. Sürekli yanımda durdu. Bence müşterilerin memnuniyetinin sebebi bir tane değildir. Çok büyük sebepleri var, çok bir sürü sebepleri var. Bunlardan en önemlisi bence saygı, profesyonel çalışmak, ilgi alaka, müşterilerin memnuniyetine çok önem vermek, onları kendi ailenizden biriymiş gibi hissederek çalışmak. Yani onlara ailenizden biriymiş gibi servis vermek, ona göre saygılı davranmak. Maddiyatı değil de maneviyatı her zaman ön planda tutmak. Yani insan olduğumuzu asla unutmamak. Öncelikle maddiyattan çok manevi değer vermeye çalışıyoruz müşterilerimize. Hani olmayacak bir şeyi para kazanmak için illaki olacak şeyine getirmiyoruz. Hani saçınız zarar görür diyoruz, yıpranır diyoruz, yapmayalım diyoruz, tavsiyelerde bulunuyoruz. Mesleki olarak da tabii ki yaptığımız saçlar oluyor. Topuzlar olsun, balyajlar olsun, kesimler olsun. İnternette görüp onları bize tabii tercih edebiliyorlar. Tavsiye üzerine gelenler oluyor. Arkadaşını getiriyor, akrabasını getirenler oluyor. Elimizden geldiğince müşterimizi buradan mutlu şekilde göndermeye çalışıyoruz. Ben Bursalı Halil İbrahim Çorabatır. Küçükyalı'ya 1943'te geldim. Berberzen bizim mahallemizin bir tanesi. Küçükyalı'da fotoğrafçılık işiyle uğraşıyorum. 9 yıldır burada dükkan işletiyorum. Konfer arkadaşları 9 yıldır tanıyorum. Gayet iyi insanlar, güzel insanlar. İşçilikleri güzel, esnaflıkları güzel. Ben de kendi kızımı, eşimi buraya getiriyorum saça. Kendim de buraya geliyorum. Çok da güzel bir dükkanı yenileme yaptılar birkaç sene önce. Harika bir kuaför oldu bize. Küçükyalı'nın en iyi kuaförlerinden biri oldu. Biz burayı 17 yıl önce açtığımızda kendimiz bir mimarla anlaşıp güzel bir tadilat yapmıştık. Sonra aradan 15 yıl geçti. Pandemi döneminde, tabii pandeminin bu kadar büyük olacağını bilmiyorduk. Pandemi döneminde komple salonu yenileyelim dedik, komple bitirelim dedik burayı, olduğu gibi şey yapalım. O zaman tek adresimiz İş Bankası oldu. İş Bankası'na gittik, dedik ki biz böyle bir şey yapmak istiyoruz, salonu komple değiştirmek istiyoruz baştan aşağı. İş Bankası sağ olsun bize dedi ki biz sizin yanınızdayız, tamamen destek vereceğiz dedi. O destekle biz bu salonu tamamen değiştirdik ve çok güzel bir hal aldı. İş Bankası benim bankam oldu o günden sonra. Pandemi döneminde insanların da beklediği o temizlik, o düzen tekrar geri gelmiş oldu. İnsanlar pandemide bize daha çok güvenerek geldi. Siz zaten çok temizdiniz, tadilat yaparak komple olayı değiştirdiniz. Buraya gönül rahatlığıyla geliyoruz.